Geride kaldı gönlün. Yazan Hüseyin Su. Seslendirenler: Anlatıcı Orçun Çıtır, Kadın Aslı Yılmaz, Adam Sinan Divrik. Her günkü gibi herkes kendi dünyasına çekilmiş, birbirlerine kapılarını, pencerelerini kapatmış, perdelerini sıkı sıkı çekmiş, karı koca karşılıklı iki divana bağdaş kurup oturmuşlardı. Birbirlerinin davranışlarını, düşüncelerini, doğrularını, daha çok da yanlışlarını bir bir ayıklayıp ilk elde ileri sürmek için biriktiriyorlardı. Her ikisi de aynı anda ve sürekli aynı zihinsel yorgunluğun tatsızlığını yüzlerinde taşıyor, göz göze gelmemek için var güçleriyle gerilimlerini koruyorlardı. Erkek, divanda oturduğu yerde ayak değiştirip sağ dizini dikti ve eliyle çenesini kavrayarak odada yalnızmışçasına pencereden dışarıyı seyretmeye devam etti. Kadın, bir an kocasının deviniminden güç alarak yüzünü görmemeye adeta özen göstererek onun seyrettiği yöne doğru oturduğu yerden boynunu uzatarak baktı. Altındaki divanın yaylarının gıcırtısıyla hemen elindeki işine döndü, ilgilendiğinin anlaşılacağından çekinerek. Pencereden kentin yemyeşil mezarlığı görünüyordu hemen hemen tümüyle. Yer yer tiz korna sesleriyle yırtılan kentin uğultusunu, mezarlığın dört köşesini dolanan kavak ağaçlarının hışırtılı salınışı adeta süzüyordu. Odaya bütünüyle hakim olan sessizlik, karı koca arasındaki zihinsel bağı iyice geriyordu. Bu sessizlikte odadaki, evdeki eşyaların varlıkları daha bir belirginleşiyor, sesleri daha bir artıyordu. Alttaki, üstteki, yanlardaki komşuların en küçük hareketlerini, seslerini bile kendi odalarının içerisindeymiş gibi zihnen izliyorlardı. Sessizliğe bir dokunan olsa gürültü kopacak, bir söz düşse yanlışlıkla bir ağızdan çığlığa dönüşecekti. Her ikisinin de tepeden tırnağa kasları gerilmiş, alınları yumrulaşmış, yüzleri sürülmüş bir tarla gibi kat kat morarmıştı sinirden. Tığı ilmekten çekip elindeki işlengiyi dizinin üzerindeki örneğin yanına koydu. Ve elleriyle bastırıp yayarak karşılaştırınca bir süredir yanlış yaptığını gördü kadın. Tığın ucuyla yanlış işlediği yerleri söktü ve ipi parmağına sararak yeniden başladı parmakları varıp gelmeye. Tıka basa dolduğunu hissediyordu kafasının ve kalbinin. Örküne dolanmış azgın kısrak gibi dolandır işte böyle. Şimdi de gemini gevdiriyor Allah sana. Kıymetin bilinirken, iki taraf içinde el bebek gül bebekken, aklı kendisine yetmezlerin aklına uyup bu kaşıntının ardına düşüp ayaklar altına aldığın iyiliklerin, seni sarıp sarmalayan güzelliklerin ahının çıkmayacağını, iyilik bilmezliğinin yanına kalacağını sanmıştın. Hatır gönül demedin, kadir kıymet bilmedin. Hem kendi anneni ve babanı, hem onun annesini ve babasını, hem de onu, o bir içim su gibi çocuğu hiç düşünmeden, nasıl insan içine çıkarlar demeden, birer cam kase gibi yere çalıp kaçıp geldin bu meymenetsizle. Gör şimdi gününü, çek çileni, al boyunun ölçüsünü. Gözlerin boşuna dolar. Dolsa ne, boşansa sel olsa ne. Kirletip geldiğin yolları yıkayabilir misin onlarla? O dört yaşlı insanın belini doğrultabilir misin? O gül gibi çocuğun başını yukarı kaldırabilir misin eskisi gibi? Yapabilir misin? Ancak dişlerine yeter gücün. Sık sıkabildiğin kadar dişlerini. Dudaklarını gev durmadan. Üç çocuğunun olduğunu bile bile hem de. Senin sandığın gibi biriydi de, o kadın neden kaçıp gitti bundan demeden düş de ardına gel. Aklına şaş şimdi. Başını taştan taşa çal. Bir de o kadının doğurduğu üç çocuğu getirip yıksın başına da gör halini o zaman. Şimdiden başladı çocuklarım demeye.
Çocuklar gelmek istiyormuş, babaanneleri bakamazmış. Ciğer ne demekmiş, sen bilmezmişsin. Öyle elbet, bilmezsin sen. Böyle mi konuşmuştuk demeye bile dilim varmıyor işte. Desen neyi değiştireceksin? Hadi, dost doğru söyle kendine. Senin gibi yarım akıllı bir kız için çocuklarından geçeceğini mi sanıyordun? Gör işte gününü. Kendi çocuğunu doğurmanın, emzirmenin, beleyip bakmanın mutluluğunu yaşamadan o uğursuz kadının, onun yaptığının aynısını sen yapmamışsın gibi konuşuyorsun bir de yüzlü yüzlü. Sirkelilerini yedir, içir, giydir bakalım. Sen şimdi kendi kendini ye bitir böyle. Aklını bıçak yap, eline al ve durmadan oy içini. O da karşında otursun böyle. Yüzüne bile bakmadan senin elini ayağını bağlayacak bağları örsün. Gece yarılarına dek pencerenin önünde baykuş gibi bekle kahvelerin kapanmasını. Sallana sallana gelişini için dönerek izle. İstemeye istemeye gidip aç kapıyı. Ölü sırtından çıkmış gibi al ceketini. Bir leşe dokunuyor gibi dokun. Donmuş bir cesetle yatıyormuş gibi ürkerek gir yatağına ucun ucun. Fidan gibi nişanlına kurban oldun ya. Yanıp yakınma boşu boşuna. Hem de kime yanıp yakınacaksın? Kim dinler seni? Ne yüzle böyleyken böyle diyeceksin? Tedirgin bir devingenlikle çırpınıp duran, içindeki uyanan, aklı başına gelen o kızı ele güne rezil etmeden gönder kalbinin en derin köşesine. Göm onu oraya. Göm de sen yan kendi haline. Boşuna demezmiş ninen. Allah bir insanın aklını alacağına canını alsın diye. O zaman gün görmüş, devran sürmüş o kadın bunu söylerken sen aklından emin, neye mal olursa olsun yaşamak istediğini düşünür, şeytanca kıkır kıkır gülerdin. Haklıymışsın nine diyebilsen, boynuna sarılsan, annen azarlasa yorma kadını kız diye. Aklımı alan Allah canımı da alsa da kurtulsam diyebilsen. Diyemeyeceksin ama. Yutkuna yutkuna oturacak, canının sıkıntısını el işlerinden alacaksın. İşle, ör ve koy üst üste. Heves güves yaptıklarını ne denli kullanabiliyorsan, bunları da o denli kullanırsın bu akılla. Bunlar da o kadının çocuklarına kalır. Nasıl da diziliyorlar gelince divanın üzerine, Sübhanallah boncuğu gibi. Kızıyor muyum yoksa acıyor muyum onlar gelince kestiremiyorum. Parmak kadar çocuklar her biri de. Onların ne suçu var? Heh, başladın yine yan yürekliye. Yan yürek olacak ne var bunda? Öyle işte. Hiçbir şeyden haberleri yok. Ağızları var, dilleri yok. Hiç kıpırdamadan oturdukları yerde yaşlanacaklarmış gibi birbirlerine sokulup duruyorlar. Mahcup bakışları insanın içine işliyor. Yan yüreksin. Hiç de değil, işliyor işte. Babalarına kinlenmesem, ellerimi kuru yere getirmeseydi, hain çıkmasaydı, Allah bilir onları bağrıma bile basardım. Üç delinin vebalini, üç sabi mi çeksin? Kendimize ettiğimiz yetmiyor gibi bir de onlara mı edelim? Dil dökmesine gerek kalmadı artık. Bol keseden yapılan vaatlerin hepsi de unutuldu. Geri dönülmez bir yola girdim ya, yolumu yapmaya ne gerek var? Nasıl da nevri döndü. Eyvallah kalmadı artık. Her şeye alışmak zorundayım. Bir bir sürüyor isteklerini önüme, ustalıkla hem de. Az harman yeri dişlememiş ki adam. Sen kim oluyorsun da akıl yetirmeye çalışıyorsun bir de ona? Yürü kızım yürü. Sen bu akılla daha çok yaya gidersin. Saf saf nasıl da koştun geldin değil mi? Önünü ilkbahar yaz sanmıştın. Öyle bir kara kışa çattın ki deme gitsin. Köze kesmiş kalbinin ateşiyle ısın bundan böyle. Kendini ağla kendin yan. Kendin söyle kendin dinle. Eloğlunun dirseğini görünce anladın yanlış bastığın yolun nereye çıktığını. Anladın ama geçmiş ol artık. O kadın da anlamıştır. O kadın ya. Kurtulmuştur belki de. Kim bilir. Ona az benzemiyorsun aslında. Aynı toptan kesilmişsiniz kızım, aynı toptan. Onun doğurduklarına acımakla kendini ondan üstün görüyorsun. Ya senin döke saça atıp geldiklerin? Onlara, onların haline bakanlar senin için ne diyorlar peki? Nişanlın ne diyor?
Annen, baban, kardeşlerin ne diyor? Konu komşu, dost düşman ne diyor? Yüzünü dayayabileceğin bir göğüs, sarılabileceğin biri olsa, kim ne derse desin umurunda olmayacak. O zaman delirmekten kurtulabilirdin, dayanabilirdin. Çalıp bakıyorsun, kalbinde bir boşluk. Onun, nişanlının yeri. Nasıl da tenha. Söyleyeceğin tek bir şey bile yok onun için. İyiliği içine eziyor şimdi. Ilık ılık akıyor kalbinde. Şimdi anlıyorsun onu sevdiğini. Özlüyorsun. Elimizden kaçırınca anlıyoruz değerini güzelliklerin. Geri getir getirebilirsen. Geride kaldı gönlün, değil mi? Nedenli kısa sürmüş o günler meğerse. Hepsi birkaç gün gibi. Bundan böylesi uzun sürecek. Çok uzun hem de. Hiçbir gün bitmeyecek. Ama sen biteceksin. Azar azar biteceksin. Her gün, her gece saatlerce bıyığını gevip duruyorsun. Erkeğin içine atması iyi değildir derdi anam. Avazın çıktığınca bağır, tepin, kır, dök, boşalt içini. Karşına oturmuş senin hakkında içinden neler geçiriyor neler kim bilir. Yarıp baksan kafasını, elinden tutup getirdiğine bin pişman olursun. Kalbinin hızlı, boğuk, kindar vuruşlarını duyuyorsun. Sana bağıra bağıra söyleyemediklerinin hepsini dönüp baksan suratından okursun. Daha mı kaldırdım seni? Başını mı yazdırdım? Kalkıp geldin kendi ayaklarınla. İnsan belledik be seni. Gece gündüz surat tafra. Evinize girinceye dek hepsi kadife kumaşı. Eşikten içeri adımlarını atar atmaz dikenli tarla. Ayağını basacak yer bırakmazlar insana. En güçsüz yanından el atarlar. Her şeyi ele geçirirler. Kanatlarını kırpıp gönüllerine göre bir güzel kuşa çevirmek isterler. İzin vermezsen böyle işte. Neymişler de nerelere düşmüşler meğerse. Kendisi gül dalına konacak bülbül, sen de kuru bir iğde dikeni. Hani o bin bir türlü iş ve naz nerede? Seninle Fizan'a bile gidecek, azına az, çoğuna çok demeyecek, açığını örtecek, söküğünü, yırtığını dikecek o kadın nerede şimdi? Başın musalla taşına mı değdi? Hem değdiyse değdi be. Bu evi mezar görüyorsun değil mi? Hem de mezar. Var mı daha ötesi? Bağıra bağıra söyle bunların tümünü de. Burnunu çeke çeke başlar ağlamaya. Geri alma sözünü. Aldanma gözyaşlarına. Daha da bağır. Borcun mu var ona bana kadın oldu diye? Sen kırp kanatlarını onun. La havle vela. Uyma şeytana. Uyma. Sesin kırılıverdi birden. İşte böyle. Dalgaların alçaldı, köpüklerin duruldu. Geri dönüp baştan alsan, her şeyi bir bir sayıp döksen, haklı olduğu yerde de, haklı olmadığı yerde de ona hak versen, gönlünü yapabilecek misin? Karşılık verme yüceliğini bile göstermeyecektir. Her şeyi tamı tamına söylememişsin. Söyleyebilir miydin? Söyleseydin evet demezdi elbet. Gerçeği tümüyle bir kadına söylemeye gerek görmedin. Eksik etek dedin, düzelir, alışır, gönlünü yaparım dedin. Hadi söyle kalbindekini, hepsi de bir değil mi dedin. Birinin içine açtığı çukuru bir başkasıyla doldurdun. Kendinden az mı verdin, aç mı bıraktın, açık mı bıraktın? Yemedin yedirdin, giymedin giydirdin, hoş gördün, düzelir, ısınır dedin. Soğuk durdu, yüzüne bakmadı, omzundan geri konuştu, terslendi, ökbelik yaptı, görmedin. Sustun. Çocuklarım dediğinde alnının katı kırka çıktı. Vaz mı geçecektin? Çocuklara değil, sana ısınamadı o. Erken gittiğine, geç geldiğine karıştı. Yaklaştığında yüzünü dönüp savuştu. Kolundan tutacak olsan silkinip çıktı. Evden çıkar çıkmaz içinde bir korku. Dönünce evde bulabilecek miyim? Bir türlü evcilleştiremediğin bir kuş var sanki kafeste. Eve dönerken kalbin güp güp vurur. Işığı yanık görsen
Kapıya gelince içeriden bir tıkırtı duysan yatışırsın. Terin soğur birden. Kapıyı açar açmaz ardını dönüp uzaklaşmasa, elindekini alsa, hoş geldin dese, gülümsemesini bile istemezsin. Yüzüne baksa dünyalar senin olacak. O koskoca dünyadan bir avuç toprak, birkaç taş bile vermez sana. Hınzırın teki o. Ardına düşüp gelirken seni sevdiğini, seveceğini sanmıştım. Kendi huyunca, kendi soyunca yetiştireceğini, istediğin şekle sokacağını düşünmüştüm. Ne çetin ceviz çıktı gördün işte. Cahillik ateşi sönüp de başındaki dumanı dağılınca gözünün önü ışıdı. Ne sanmıştın ya? Artık hiçbir şey heyecanlandıramayacak kadar duruldu deli gönlüm. Ondan nedenli uzak hissediyorsun şimdi kendini. Ona ait her şeyden de. Hiçbir şeye elini sürmek gelmiyor içinden. Her yerde pas kokusu alıyorsun. Böyle karşı karşıya otururken bile yalnız, yapayalnızsın. Her şey o kadına ait. O kadınla paylaştığın her şey itiyor seni. Her gün biraz daha kapıya yaklaşıyorsun. Bir gün de kapıda bulacaksın kendini. Al başını git diyor içinden bir ses. Nereye? Geldiğin yolları yakıp yıkarak geldin. Ölüsü çıkar oradan diye haber yollamadılar mı ardından? Bunun güvendiği de senin çaresizliğin işte. Elin mahkum, elin. Ne çok şey bekledin ondan, şimdi anlıyorsun. O günlerdeki gibi olur. Kadın sevdiğimi uyar gider sana diye düşünmüştüm. Sana ilgisinin nereden kaynaklandığını, hatta ilgisi olup olmadığını bile düşünemedin. Şöyle dişlerini kilitleyip içine içine konuşmaya başlamaz mı? İşte böyle tependen kaynar sular dökülür sürekli. Bastıran akşam karanlığının içinde lambaları yakmadan her biri kendi sesinin ardında kayboldu.